İmralı heyeti adına HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken ve Pervin Buldan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Heyet adına konuşan Önder, PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulandığı iddia edilen tecridin kaldırılması gerektiğini savundu. Sayın Öcalan'ın büyük bir demokratik irade ve kararlılık koyarak geliştirdiği bir demokratikleşme perspektifiyle bugüne geldi. Talebin aynısını dün Kandil lideri Cemil Bayık da dile getirmişti. Önder, PKK'nın olası bir koalisyon hükümeti için şartını da açıkladı. Süratle süreç kaldığı yerden kendisini yenileyerek, daha da güçlendirerek, halktan aldığı bu akreditasyonu da önüne koyarak hayata geçirilmelidir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecinde masayı deviren isim olduğunu söyleyen Önder, seçim sonuçlarıyla birlikte sürecin tekrar rayına girdiğini öne sürdü. Bu masa devrildi fakat bu seçim sonuçlarıyla o masayı tekrar dört ayağının üzerine oturtturdu. Önder, İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını hatırlattı. Bakanlıktan haber beklediklerini söyledi. Adalet Bakanlığı'na müracaatımızı yaptık. Kamu güvenliği müsteşarlığını bilgilendirdik. Önder oluşturulacak izleme heyetinin İmralı'ya gitmesi durumunda Öcalan'ın silahsızlanma yönünde kongrenin toplanması için tarih verebileceğini de ifade etti.